Alman devi Schalke 04'ün yıldızı Galatasaray'a. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha bölgesi için önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesinde ilk sıraya hali hazırda Marsilya'da kiralık oynasa da bonservisi Schalke'de bulunan Amin Harit'i yazdı. Faslı oyuncu Schalke 04'te mutlu değil ve birçok sorunla uğraşmak istemediği için bu sezonun başında Marsilya'ya kiralandı. Ancak 2022 yazında takıma geri dönecek olan yıldız isim Alman ekibinde kalmayı aklından bile geçirmiyor. Zira Schalke'deyken uzun bir süre yöneticilerin oyuncuyu suçlaması ve kulüp taraftarlarının tepkileri gibi sorunlarla uğraşan Harit ayrılmayı kafasına koydu. Alman ekibiyle 2024 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Amin Harit, Bundesliga temsilcisi tarafından yaz transfer döneminde satış listesine konulacak. Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, A milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. Harit'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 5 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye de 5 milyon euro öneren Cimbom, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı beklemeye başladı. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray, Türkiye şartlarında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aldığı oyuncuları parlatarak hem sportif başarı elde etmeyi hem de bu yıldızları satarak ekonomik anlamda rahatlamayı amaçlıyor. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da seçim gündemi kulüp kulislerinden bir dakika olsun eksilmiyor. Sarı Kırmızılılar'da eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı iddiası taraftarları heyecanlandırdı. Peki Ünal Aysal yeniden Galatasaray başkanlığını düşünüyor mu? Aysal son günlerde artan iddialara yanıt verdi. Başkanlık iddiaları ile ilgili konuşan Ünal Aysal, şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de şimdilik görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem olmadı. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim. İfadelerini kullandı. Ancak Ünal Aysal'ın şimdilik ve şu anda kelimelerinin altını sürekli çizmesi ve daha önce yaptığı bir açıklamada "Daha çok genciz. Aday olup olmayacağımı isterseniz seçim olduğunda konuşalım." sözleri Aysal'ın başkanlığa yeşil ışık yaktığını net bir şekilde gösteriyor. Kişisel servetinin 10 milyar dolar olduğu konuşulan Aysal'ın camianın önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra Galatasaray liseli olması da ünlü futbol adamının adaylığı halinde seçimi kazanmasını oldukça kolaylaştıracak bir faktör olarak öne çıkıyor. Galatasaray'dan James Rodriguez bombası. Devre arasında Buffett'in Gomis, Inaki Peña, Eric Bulgar gibi transferler yapan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek. Kadrosundaki Ryan Babel, Sofyan Feghouli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim, bu oyuncuların yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez oldu. Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuş. Ancak Premier Lig'de de beklentilerin altında kalarak 8 milyon euroya Katar'ın yolunu tutmuştu. Avrupa'ya geri dönüş sinyalleri veren James Rodriguez, "Başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Müzisi, kupalarla dolu bir takıma gitmek istiyorum." demişti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in sarı kırmızılılara prensipte evet dediği ancak dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise El Rayyan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaş olduğu öğrenildi.
Sampdoria'dan Çikaldao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Alexandru Çikaldao sezon başında 6,5 milyon euroya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezonuna çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta 2 gol atan Çikaldao, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Alexandru Çikaldao'yu Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibili'nin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Ayu Dieng hamlesi. Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren sarı kırmızılılar, gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Ayu Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Ayu Dieng için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Ayu Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray, futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Cimbo, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı kulübün teklifine evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Ayu Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak.